Tarihi roman tadında yaşamak için hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Ben iyiyim. Sen nasılsın Burcu? Ben de iyiyim. Çok mersi. En son Yunanlılar İzmir'i işgal etmesinde kalmıştık. Oradan devam ettik. Şimdi de artık ben biraz günümüze doğru ilerleyelim istiyorum. Peki. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkışını biraz anlatabilir misiniz? O dönemde neler olmuştu? Doğuda bir takım şuralar, küçük birlikler kurulduğu zannı var. İngilizlerin istihbaratı böyle gösteriyor. İşte Pontuslu çeteler, tarihe gömülmüş Pontus devletini hortlatmak için gayrete gelmiş durumdalar. Karadeniz'de Türkler de ister istemez silahlanarak vatanlarını kurtarma gayreti içerisindeler. Bu Kuzeydoğu'daki karışıklık, doğudaki karışıklık İngilizleri ürkütünce burada asayişin iadesi için tedbir alınmasını istiyor. Osmanlı hükümetinin bulduğu çare İttihatçı olmayan, işte başarılı, bilinen, tanınan, sözü dinlenir bir paşa olarak Mustafa Kemal Paşa'yı oraya 9. Ordu Komutanı olarak yollamaya karar veriyor. Mustafa Kemal Paşa da Anadolu'ya geçiyor. Yunanlıların İzmir'e çıktığı gün Mustafa Kemal Paşa Ankara'dadır, İstanbul'dadır. Ertesi sabah 16 Mayıs günü Bandırma gemisine binerek karargahı ve arkadaşlarıyla birlikte küçük bir avuç insan bunlar işte orduyu yönetmek üzere Karadeniz'e açılırlar. Yunan ilerleyişi gittikçe genişler. Yunan İzmir'den telgrafla Anadolu'ya bu Yunan vahşeti saydam bir vahşeti, bu dehşeti anlatılır. İşte ertesi gün hemen her yerde mitingler yapılır, protesto telgrafları yağar, dünya birdenbire irkilir. Yani İngilizlerin donanmasının ve yönetiminin himayesi altında İzmir'e çıkan Yunanlılar sivil halktan yapılan soruşturma sonunda en az 1000 kişiyi öldürdükleri, askerlere çok kötü davrandıkları anlaşılır. Bizim bakımızdan en acı şey işte bu emekli olmuş Turşu Paşalardan Ali Nadir Paşa'yı Nurettin Paşa'nın yerine 17. Kolordu Komutanlığı'na getirmiştir İstanbul hükümeti. Kendini idare eden aciz, korkak, pısırık, kendinden yenik adam bütün subayları karargahta toplar. Yunan işgaline karşı ancak bir sivil Hasan Tahsin tabancasını çekip işte Yunan birliğinin başındaki adamı vurmasıyla bir direnç gösterilebilir. Yunanlılara esir olan bu subaylara çok kötü muamele edilir. Kordonda bir kısmı vurulur, öldürülür. Yunan sivil halkının da bu kıyıma katıldığını, bu yağmaya katıldığını sonradan milletler arası bir kuruluşun yaptığı araştırmadan öğreniyoruz, biliyoruz. Ama Batı bu kendilerini temsil eden bu ordunun yaptıklarını, İzmir'in işgaline izin vermiş olmalarının nasıl büyük bir hata olduğunun anlaşılmaması için bu kurulun verdiği raporu yayınlatmamıştır, açığa çıkartmamıştır. Sonradan öğrenilmiştir bu. Bütün Batı'nın, kötü belgeler hep saklanıyor evet, galiba. Evet, yani Batı'nın her zaman yaptıklarından bir tanesidir bu. Bunu bilmek yararlı olur. Bir zararı yoktur bu. Fazla bir bilgi değildir bu. İnsanı uyandırır. Bu sırada işte halk da yavaş yavaş yani ırzına, namusuna, evine, ocağına, hücum eden bu kuvvetin karşısında canını kurtarma telaşı içerisinde çok doğal olarak yaşama hakkını savunmak istiyor. Gözü İstanbul'a dönüyor. Bir hükümeti var, bir devleti var. Bu devletin hükümdarı var, hükümeti var. Devlet ne yapacak? Merakla bekleniyor tabii ki böyle pozisyonda ama. Devlet belki ilk 2-3 gün üzülmüştür. Elbette üzülmüş olması gerekir. Nitekim protesto olsun diye sanki damat Ferit Paşa istifa eder. Gene aynı gün yeniden hükümet tekrar kurmakla görevlendirilir. Bu hükümet Yunan yürüyüşünü Mondros Mütareke Anlaşması'nın ve yenilginin doğal sonucu olarak kabul edecektir. Herhangi bir şekilde bunları protesto bile etmeyecektir. Ciddi bir tepki göstermeyecektir. Yani böyle bir olay karşısında diyelim ki hükümdar tahttan çekilebilirdi, çekilmiyor. Çekilmediği gibi de İngilizlere daha da fazla yanaşıyor. Profesör Doktor Sina Akşin'in
Mütareke Dönemi ve İstanbul Hükümetleri adlı kitabı, Vahdettin'in İngilizlere yaklaşımının çeşit çeşit yöntemleri belgelerle çok güzel açıklanmıştır. Özellikle ben genç okuyucularımızın bu tarz araştırma kitaplarına önem vermelerini, okumalarını, yakın tarihlerini doğru öğrenmeleri için bu kaynaklara saygı göstermelerini dilerim, tavsiye de ediyorum. Şimdi Yunanlılar ilerliyorlar. İşte Aydın'ı yakıp yıkılıyor. Bergama'yı işgal ediliyorlar. Aydın'dan, Bergama'dan, o çevreden yüz binlerce insan kaçışıyor sağa sola. Evlerini, barklarını, bahçelerini, bağlarını terk ederek yollara düşüyorlar, göç yollarına. Ta belki de 50 yıldır Türkler Rumeli'den başlayarak göç yoluna düşen bir millettir. Mesela Balkanlardaki Türk kıyımı hakkında ben Batı'nın hiç bir iki kişinin dışında yazı yazdığını görmedim. Bizde de bu Ermeni kıyımı hakkında yazılan yazıların arasında o büyük Türk kıyımı hakkında hiçbir satıra bile rastlamamanın şaşkınlığı ve azabı içerisindeyim. Biz başkalarının yönlendirmesiyle bir takım olaylara eğiliyoruz. Kendi tarihimizden çıkan olaylar üzerinde durmamak bu bizim ayıbımız. Ayıbımız, evet. Bu bizim ayıbımız. Şimdi bir de Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkışıyla ilgili bir takım söylentiler de var zannedersem çok, o dönemde. Çok güzel. Şimdi 1960'dan sonra Türkiye'de bir sahte tarih üretme başladı. Bunlar diyelim ki kendi özlemini çektikleri düzenin son temsilcisi Vahdettin'in hain olmasını istemiyorlar. Öyleyse ne yapmalı? Bu tarihi farklı tersi, gösterelim. Tarihi tersine çevirmeli. Hı hı. Bu iddialardan bir tanesi diyelim ki Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmek istemiyormuş. Vahdettin kendisini saatlerce ikna etmek için tartışmış. Sonunda ikna etmiş. Mustafa Kemal Paşa ondan sonra vatanın kurtuluşu için Vahdettin tarafından görevlendirilerek Anadolu'ya çıkmışmış. Vahdettin kendisine işte bir rivayete göre 40 bin altın vermiş. Hatta öyle anlatıyorlar ki kadife bir kutu içinde bu 40 bin altını teslim etmiş. Atatürk de kadife kutu içindeki bu 40 bin altını almış. Tam bir hikaye. Yani bu, işte şimdi bu hikayeyi ya da bu masalı uyduranlar bir altın kaç gramdır? 40 binden çarpılırsa kaç para eder ne olur? 300 kilo ettiğini falan hiç hesaba katmadan yani işte tam uydurmanın bütün en güzel uydurma örnekleri olarak bunları söylüyorlar. Paranın sıcak bunları yüzü kandırmış gibi. Bunları söylüyorlar. Bunların hiçbir ne belgesi var ne kanıtı var. Bunlar masal. Aksine aralarındaki yazışmalar da var. Çok farklı biliyorsunuz. Elbette. Şimdi bu tarz yalanlar burada da kalmadı. Bu mesela 40 bin altın kitaplardan kitapları açık arttırmaya çıkarak 800 bine hatta 1 milyon 600 bin altına kadar çıkmıştır. Son taksiti de Bandırma gemisi Samsun açıklarındayken ödemişler. Son parçasını da ben de yani şaka olsun diye deniz kızı Eftelya herhalde götürdü son taksiti diyorum. İşte göya kendisi Mustafa Kemal Paşa'ya bir ferman vermiş. Birçok yere mektuplar yazmış. Nerede bunlar? Tabii. Fermandan vazgeçtim. Bu birçok yere mektup yazıldığı iddiası milleti, halkı, yöneticileri işte bu işgale karşı direniş göstermeye davet etmişmiş. Zaten ileride durumun tam tersi olduğunu göreceğiz herhalde. Aferin. Durum bu. Yani o dönemi bilen gençlerden biri olduğun için de çok seviniyorum. Onun için beraberiz galiba. Şimdi bunlar bütün bu yalanları okuyup da inananlar varsa onlara üzülüyorum. Yalana inanmak, yalan söylemek kadar tehlikeli bir şey. Onun için doğruyu araştırmak lazım. Bizim çok gurur duyacağımız, çok güzel, dünyaya örnek olacak bir zengin yakın tarihimiz var. Bir kere bunu bilmek zorundayız. Üstelik de yani ortada bir belge yoksa biz tarihi sevgimizde, temayülümüze, tercihimize, arzumuza, gönlümüze göre tarih yapamayız. Mümkün. Ona yani en terbiyeli şeyiyle, tabiriyle, deyişiyle, ifadesiyle masal denir. Yani bu uydurmaların karşısında Türk Devleti'nin, Cumhuriyetimizin bir sürü birimleri vardı. Türk Tarih Kurumu. Hiç en ufak bir tepki gelmedi oradan ve hala da gelmiş değil. Bütün bu yalanlar ortalıkta dolanabiliyor.
Türk Tarih Kurumu'ndan hala bir tepki doğmamış olması beni şaşırtıyor. Ermeni meselesindeki enerjikliğini Türkiye Cumhuriyeti, evet, Atatürk ve milli mücadele için göstermesi gerekirken susuyor. Bu kurum Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Atatürk'ün onurunu korumuyor. Benim görüşüm bu. Korusaydı açıklamaları olurdu. Hiçbir belgeleriyle gösterebilirlerdi. Hiçbir açıklama. Hiçbir açıklaması yok. Böyle işte dişini kenetlemiş susup duruyor. Doğrusu bunu işte Türk kamuoyuna bir kere daha açıklıyorum. Sitemlerimi sunuyorum. Şimdi İstanbul hükümeti Yunan ilerleyişi karşısında bunu artık Mondros Mütarekesi'nin ve müttefiklerin kararlarının kaçınılmaz gereği olarak kabul ettikten sonra yapacakları bir şey var. Bu direnişi durdurmak. İstanbul hükümeti işte müdafaa-i hukuk dernekleri kurulmasını, reddi ihlak dernekleri kurulmasını engellemeye çalışıyor. Engelleyemiyorsa bunların birbirleriyle yazışmasını ya da oraya buraya telgraf çekmesini yasaklıyor. Direnişi söndürmek için oraya bir takım nasihat heyetleri yolluyor. Bu nasihat heyetlerinin söylediği kısaca şu: bu müttefiklerin emridir, galiplerin dediği olur. Biz mağlup olduk, öyleyse onlar ne isterlerse bunu yapsınlar. Bize ne yapsınlar? Biz boyun eğelim. Bunların içerisinde hanedandan bir temsilcinin bulunması da elbette halkın gözünden kaçmamıştır. Hanedan hakkındaki hükmünü adım adım böylece vermeye başlamaktadır. İstanbul hükümeti artı hanedan Türk halkını boyun eğmeye, köleliğe, esirliğe teşvik etmektedir. Nasihat heyetinin amacı bundan ibarettir. Ama evi barkı yıkılan, çoluğu çocuğunun ırzına geçilen insanların nasihat heyetinin nasihatını dinleyeceğini... Ne hali var ne de durumu var. Dinlemek için ya bir çocuk olmak yetmez. Tabii ki silahlanıyorlar, tabii ki örgütleniyorlar. Dernekler kuruluyor, kongreler kurulmaya başlanıyor. Bülent Taner Hoca'nın kongreler dönemi diye isimlendirdiği bu dönem, İstanbul hükümetinden Anadolu'nun nasıl parça parça koptuğunu, İstanbul hükümetinin artık Anadolu'ya hemen hemen, hiç olmazsa Ege bölümüne hiç hükmünün geçmediğini, geçemeyeceğini gösteriyor. Ege hayat memat mücadelesine, namus mücadelesine girmiş durumda. İstanbul uzaktan bir takım diplomatik teşebbüslerle kendi kendini tatminin peşinde. Ege'nin tamamı neredeyse Yunanlıların oldu tabii. İstanbul hükümetinin yani teslimiyetçiliği ve ihaneti anlaşılmadan milli mücadele hiç anlaşılamaz. Evvela bir kere bu gerçeği çok iyi bilmemiz lazım. İki, karşımızda Yunanlılar var diyoruz. Yunanlıların arkasında dağ gibi duran İngilizler var. Başlangıçta Fransızlar, kıskanmasalar İtalyanlar da olacak. Ama İzmir'i elden kaçırdıkları için Yunanlıların karşısında Türkler için hiç olmazsa bir müttefik, karşı taraftaki bir müttefik kenara çekilmiş görünüyor. Yunan ordusu zaten kendisini müttefikler ordusunun bir parçası, o kuvvetin bir unsuru olarak öyle lanse etmeye çalışıyor kendini. Nitekim ona müttefikler, mesela işte İstanbul'daki İngiliz ordu komutanı General Milne ikide bir talimat veriyor. Öyle yapın, böyle yapın, yürüyün, durun, şurada durun, hattınız burası olacak diye. Onlar da bunu dinliyorlar. Şimdi Türklerin böyle parça parça av tüfekleriyle, askerler katılmıyor ki, ordu diye bir şey kalmamış elde. İşte telis olmuş yedek subaylar var, sivil giyinen ordu subayları var. Ama mesela 57. Tümen Komutanı Şefik Aker deposunun kapısını açık bıraktı. Halk diyor silahları ki, alıp gitsin diye. Halk silahları alıp gidebilsin diye. Denizli'de Denizli müftüsü halkı direnişe davet ediyor. İşte Balıkesir'de öyle. Cepheler kurulmaya başlanıyor. Bunlar küçük, sembolik ama Türk halkının esarete, bu tarz bir işgale, bu vahşete, boyun eğmeyeceğinin göstergesi. Bu barbarlığa karşı direneceğinin ilk emareleri. Bunları Hamdullah Sufi ve çoban ateşleri olarak böyle tasvir eder. Bir sürü çoban ateşi yanmaya başlıyor bütün o cephe boyunca. Yalnız orada mı? Fransızlar ve Ermeni lejyonunun girdiği Çukurova'da. Çukurova'nın kahraman insanları da, işte Urfalılar, Maraşlılar, Gaziantepliler, Adanalılar, Mersinliler de ayaklanıyorlar, direniyorlar, örgütler kuruyorlar. Aynı çoban ateşleri orada da yanıyor. Az da olsa bir direniş var tabii orada. Aynı çoban ateşleri orada da yanıyor. Bir tarihte Fransız ordusunun
Türkiye sınırları içindeki sayısının 60 bin olduğunu görüyoruz. 60 bin kişi geliyor. İşte orada kurulan o küçücük çetelerle bir iki askeri birliğimiz bu 60 bin kişiyi dize getirecektir. Yani onlar Verdun'daki savunmalarının çok kutsal olduğuna inanır Fransızlar. Mesela Gaziantep savunmasının Verdun savunması kadar muhteşem olduğunu görmüşler, yaşamışlardır. Buraları kendi mandası olarak kabul etmişlerdir. 10 aylık çok acımasız bir muhasaradan sonra Gaziantep'e girer. Artık siz bizim mandamızsınız diye de oraya giren komutan açıklama da yapar. Öyle bir umudun içerisindeler. Oradaki çocukların açlıktan öldüklerini 5000 küsur Gaziantep'li şehit vermişizdir biz bu muhasara sırasında. O acık zerdali çekirdekleri öğütülüp, un yapılıp, ekmek topakları yapılarak yaşanabilmişti. Böyle yani o Urfa onun için şanlıdır. Maraş onun için kahramandır. Gaziantep, Antep onun için gazidir. Ama ben parantezici bir şey söyleyeyim. Sanıyorum İnebolu'nun da böyle bir yüceltici isminin önündeki var. Bir sıfata ihtiyacı vardı. Hı hı. Belki şimdi böyle bir borç ödenir diye düşünüyorum. Belki. Ve öneriyorum. İnşallah. İlgililere. Şimdi Yunanlılar böyle ilerlerken onların karşısında bir sürü çoban ateşleri yanmaya başlamışken halk birdenbire halk toptan silahlandı. Birdenbire halk hemen ordusunu kurdu. Birdenbire her tarafta büyük şimdi büyük birlikler oluştu diyemeyiz. 10 yıl savaş içinde yaşamış. Yani 5 cepheye birden kan ve can pompalamış halkın birdenbire uyanıp da bütün dünyayı yenmiş, her şeyin galibi müttefiklere ve onların uzantısı olan Yunanlılara ya da Ermeni lejyonuna ya da Fransızlara bütünüyle karşı duracağını düşünmek. Büyük bir direniş düşünmek, göstermesi mümkün değil tabii. Yani bunu insaflıca bakmak lazım buna. Yavaş yavaş olmuştur bu. Yaşamayanlar bir süre ihmal etmişlerdir katılmayı. Ama duydukça, öğrendikçe ve yaşadıkça. Olabiliyormuşu gördükçe tabii. Sakarya Savaşı halkın büyük dönüm noktasıdır. Orduyu bütünüyle desteklemiştir. Büyük Taarruz döneminde Yunan ordusu bir Yunan generalinin dediği gibi karşısında yalnız Türk ordusunu değil bütün Türk milletini, bütün Anadolu'yu bulmuştur. Onun karşısında ne Yunanistan, ne İngiltere, ne Fransa hiçbir şey direnemezdi zaten. Tabii. Bir millet toptan ayağa kalkarsa hiçbir şey onu yenemez. Tabii milli birlik olduğunu da çok zor. Hiçbir şey onu yenemez. O kolay değil. Yani ölmeye razı olan insanlar yaşarlar. Tabii. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dayken pek çok insanla konuşarak çareler aramış bir insandır. Kafasında elbette Türkiye'nin geleceği için, Anadolu'nun kurtuluşu için bir planı vardır. Bunun bir bölümünü Ali Fuat Cebesoy'la konuşmuştu. Paylaşmış, evet. Ali Fuat Cebesoy hem Adana'daki hem İstanbul'daki konuşmalarının özetini veriyor anılarında. Rauf Orbay'la konuşmuş olabilir. İsmet Paşa'yla konuştuğunu hem Atatürk'ün anılarından hem İsmet Paşa'dan öğreniyoruz. Daha pek çok insandan konuşmuştur. Samsun'a çıktığı zaman görüyor ki Samsun'da Rum çeteleri silahlı şehrin içinde gezebiliyorlar. Orada küçük birliklerimiz var. Samsun'da, Merzifon'da İngiliz birlikleri var. Yani Rum çeteler, Karadeniz'de de bir işgal var. Rum çetelerinin olduğu yerde de İngilizler yok değil. Biraz da onların himayesindeler. İşte Merzifon'da bir Amerikan koleji var ki bu Pontuslulara çok büyük karargahlık ve arşiv görevi görmüştür. Bir moral kaynağı olmuştur. Oradan işte Havza'ya geçiyor. Havza'dan sonra Amasya'ya geçiyor. Amasya genelgesine doğru gidiyoruz. Evet. Amasya'ya işte Ali Fuat Cebesoy sonradan Bandırma'ya çıkıp İşte Salihli üzerinden Ankara'ya, oradan da Amasya'ya giren Rauf Orbay, işte 3. Tümen Kolordu Komutanlığı'na atanan Refet Paşa, telgrafla katılıyor Karabekir Paşa Erzurum'dan, o 15. Kolordu Komutanı. Amasya Genelgesi hazırlanıyor. Amasya Genelgesi, yani Türk
Anadolu ihtilalinin ilk belgesidir ve iradesini ilk açığa vurmasıdır. Milli mücadelenin başlangıcı gibi olabilir mi? Belgesidir. Belgesi. Belgesi. Hı hı. Milli mücadele belki Hasan Tahsin'le başlamış. Tabii milli esas. Milli mücadele evet. Belki işte Karaköse köyündeki köylülerle başlamış olabilir. Ama bunun bir büyük hareket haline gelişmesi, bütün bu ateşlerin bir büyük yangında buluşması ve bunun bir elden yönetimi ve bunun çok meşru bir şekilde yönetiyor olması, bir kurul tarafından yönetiliyor olması, bir junta değil, bir komite değil, bir diktatör değil, bir komutan da değil, bir kurul tarafından yönetiyor. Bütün bunlar zamanla olmuştu. Amasya Genelgesi, yani halkın ve vatanın bütünlüğünün ve milletin geleceğinin tehlikede olduğunu belirttikten sonra millet bu vadireden milleti, milletin azminin ve kendisinin kurtaracağını söylüyor. Bu milli irade. Bu saltanatın milli birlik, yerine milli, irade, evet. Milli iradenin yerine geçeceğini gösteriyor. Yani Cumhuriyetimiz 1923'te ilan edildiği zaman Cumhuriyete gelen bir sürü böyle adımlar, basamaklar vardır. Bunların ilki Amasya Genelgesi'dir. Ve apaçık milli iradenin ne olacağını söylüyor ama bunu çok incelikle ve zarif bir şekilde söylüyor. O tarihte Anadolu ihtilalcilerinin ciddi sorunu şu, halk 600 yıldır padişahların yönetimi altında kalmış. Böyle bir hanedanı kabul etmiş. Bu hanedanın kutsal olduğunu da kabul etmiş. Nitekim işte bunlar bıçaklan öldürülmez. Bir 3. Selim hariç kemetle boğulur. Kanları bizim kanımızdan daha farklı olduğu düşünülür. Avrupa'da bu da mavi kanlılar diye tavsif edilmektedir. Ama hepimiz gibi ölürler. Tabii. Hepimiz gibi ölürler. Hepimiz gibi geçer giderler. Hepimiz gibi büyük ve küçük yanları da vardır. Şimdi bu hanedanın son zamanında bir hanedanın bir üyesinin hanedanımız artık Türkiye için bitmiştir. Türk halkı başının çaresine bakmalıdır diye bir açıklaması da var. Kendi kendileri de anlamıştı. O yani hanedan bu son kuşağıyla, son kuşaklarıyla öyle diyeyim. Hanımlarını bir kenara koyuyorum, onları ayırıyorum. Erkekleri için evet. Söylüyorum bunu. Bir de Ömer Faruk Efendi'yi biraz kenara ayırmak gerekiyor. O çünkü İnebolu'ya gelip savaşa katılmak istiyorsa da uygun görünmeyip geri yollanıyor. Evet. 23 yaşında bir şehzadeyi nerede nasıl kullanacaksınız? Bu nelere mal olabilir? Gene hanedan kavgalarıyla Anadolu'yu bir de emperyalizmle boğuşurken, İstanbul'un ihanetiyle boğuşurken bir de hanedan kavgasının içerisine sokmak istemiyorlar. Çok da haklılar. Sanırım ki kendisi de bir süre sonra bunun haklı olduğunu kabul ediyor. Evet. İstanbul'a çok kritik bir zamanda işte Yüzbaşı Yümlü Üres'in yollanıyor. Şeyin eski yaverlerinden bir tanesi, o zamanki Veliaht Abdülmecid Efendi'nin Anadolu'ya gelmesi, bu davanın başında manen olması, yer alması isteniyor. Abdülmecid Efendi bir iki gün mühlet istedikten sonra diyor ki bu hanedan içinde tartışmalara yol açabilir. Yani benim hanedandan farklı olarak davranıp kalkıp Ankara'ya gelmem, Anadolu'ya geçmem, bu milli mücadelenin başında yer almam sorunlara yol açar. Bizim hanedan hukukumuza aykırı olur gibi açıklamalar. Yani kısaca diyor ki önce hanedan sonra vatan. Hanedanın son kuşağı bu. Hanedanın son kuşağı bu. Onun için yani vatan pek umurlarında değil. Yani halk 3 yıl içerisinde hanedanın tavrını çok iyi öğrendiği için hanedan yurt dışına yollandığı zaman bir tık çıkmamıştır Türkiye'de. Saltanat kaldırıldığı zaman hiçbir ses çıkmamıştır. Hilafet kaldırıldığı zaman hiçbir ses, hiçbir tepki olmamıştır. Neden? Çünkü halk bunların hepsini yaşadı. Gördü, hükmünü verdi. 3-5 tane hanedan taraftarının, 3-5 tane padişahlık yanlısının olması, onların da zaten tek çıkaracak cesaretleri yoktu. O zafer her şeyi ezip geçmiş. Tabii. O zaferin ihtişamı karşısında zaten bu tepki göstereceklerde ne mecal kalmıştı, ne de bir şey söyleyecek halleri vardı. Dilleri tutulup kalmışlardı. Hiç beklemedikleri bir mucize yaratmıştı. O beğenmedikleri yoksul halk. Yalnız onları değil, o dünyanın ağzını açıp bıraktı bu olay. Dünyada emperyalizme hiç yenilmemiş emperyalizme, istediği gibi dünyayı sömüren emperyalizme karşı bu direniş, işte bir önce yani haddini bilmez bir halkın şımarıklığı gibi görülmüşse, hı hı, de yenildikleri zaman anlamışlardır ki Türklerin gururuyla bağımsızlığıyla oynamaya gelmez.
Tarihimizde yok. Tarihimizde yok. Hükümetler pısırık olabilir, korkak olabilir. İleri gider, geri gider. O milleti bütünüyle temsil etmez. Yani hükümetler kendi bilgileri sınırları içinde, kendi değerleri kadardır. Halk başka bir şey. Halk başka bir şey. Böyle günlerde hükümetle halklar birleştiği zaman çok büyük kudret çok büyük oluyor. Evet. Hükümet halkla birleşemiyorsa da halk o hükümetten farklı davranıyor. Gene de sonuca ulaşıyor. Hükümete milli, karşı da direniyorlar yeri geldiği zaman. Bunun, tabii. Milli mücadele bunun en güzel, en örneği. Önemli, hiç unutulmaması gereken örneklerinden biridir. Daha sonra Erzurum Kongresi yapılıyor. Anadolu'daki hareket gelişiyor. Erzurum Kongresi dar sınırlıdır. Doğu illerini Pontus ve Ermeni tehlikesinden korumak üzere kurulmuş bir derneğin kongresidir. Gene de ama Türkiye'nin genel kurtuluşuna yönelik bir açık penceredir. Evet. İkinci kongresi var. Bütün Türkiye'yi kucaklayan bir kongredir. O bakımdan Erzurum Kongresi'nden daha şumurludur, kapsamlıdır. İçeriği de daha açık ve nettir. Anadolu'daki bütün o Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği genel çatısı altında toplanarak dev bir milli örgüt kurulur. Bu milli örgütün önemi çetelerin ve ordunun bütün ikmal işlerinin arkasında bu büyük örgüt vardı. Müdafaa-i Hukuk Örgütü bütün kontrol hemen hemen ellerinde. Köylere kadar Anadolu'ya nüfuz etmiştir. Köy insanımıza bu mücadelenin ne için yapıldığını müdafaa-i hukukçular anlatmışlardı. Bu Kuvayi Milliye ruhunu destekleyen, ayakta tutan, onun böyle bir meşale gibi sönmezliğini sağlayan müdafaa-i hukuk örgütü. En üst noktaya çıktığı dönemler zaten herhalde Kuvayi Milliye ruhunun o dönemler. Evet, çünkü bu büyük bir örgüttür. Anadolu halkının örgütleme konusundaki o büyük dehasını da gösterir. Yani bu örgütler yalnız... Tabii Mustafa Kemal Paşa önderliğinde olmasının da etkisi var. Şimdi Mustafa Kemal Paşa olmasaydı ne olurdu? Mustafa Kemal Paşa'ya kırgın ve muhalif olan Rauf Bey diyor ki olmasa hiçbir şey olmaz. Kırgın olmasına rağmen. Şimdi birinci Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir muhalefet oluşmuştur. Bu muhalefetin kendilerine göre haklı yanları olabilir. Bir kısmı da bütünüyle duygusaldır. Yani kabak çekirdeğini doldurmaz sorunlar yüzünden. Yani bir doğuştan muhalif insan. Çekememezlik doğuştan de var tabii. Doğuştan muhalif insanlar vardır. Bir kısmı da onlardandır. Kimi bakan olmadığı için muhaliftir. Belki kendince haklı olanlar da vardır. Ama bir şey söyleyeyim. Hiçbiri Mustafa Kemal Paşa'ya karşı alternatif bir başkan düşünmemiştir. Tartışıyorlar, eleştiriyorlar ama onun başkanlığı altında olmaktan başka bir yol olmadığını da görüyorlar. Şimdi bu Mustafa Kemal Paşa'nın yönetici vasfını da, karizmasını da, liderlik yüceliğini de, insan yönetmekteki o büyük ustalığını da, yani bir insan yönetmek çok büyük bir sanat. Büyük bir sanat. Mustafa Kemal bu sanatın en büyük örneklerinden, en büyük sanatkar. Bir de etrafındakileri çok dinlediği için herhalde tabii insanlar daha saygı duyuyorlar, sevgi duyuyorlar. Tabii yani ona işte bir yabancı profesörün hanımı diyor ki sizin bu sonsuz kudretinizin öyle görünüyor, bu gücünüzün sırrı ne? Durur dinlerim diyor. Dinleyen, okuyan, araştıran, evet. Kültüre, sanata yani şunu düşününce Mustafa Kemal'i diğer bütün askerlerden ve sivillerden ayıran şeyi görüyoruz. O Çanakkale hengamesi içerisinde, o büyük kanlı destanın içerisinde arkadaşım Madame Corinne mektup yazıyor. Diyor ki burada kışla hayatının sertliği içerisindeyim. Savaş bitip de tekrar geri dönebilirsem sohbetinizin inceliklerini anlayamaz hale gelebilirim. Bana lütfen roman yollayın. Şimdi bugün bile çağımızda bir sürü insana sorunuz. Roman deyince bunu çocukların masalı gibi telakki ederler. Bunun çok doğru. Önemli bir sanat türü olduğunu anlamazlar. Doğru. Mustafa Kemal çağdaşların içinde bunu ilk anlayanlardan bir tanesi. İşte tiyatroya giden, operaya giden, konsere giden. Onca vahşet içinde bile düşünebilmiş mi? Evet, yani büyük taarruzdan iki gün evvel de Reşat Nuri Bey'in Çalı Kuşusunu okuyup işte İsmet'le beraber okuduk. Çok beğendik, çok mutlu evet. olduk diye de Refakat Subayı'na not ediyor. Biz bu tarihi gerçeği de o Refakat Subayı'nın güncesinden öğreniyoruz. Her neyse, farklı bir insan.
farklı bir insan. Ben eski köşkte Kurtuluş filminin çekimi yapılırken kütüphane bölümünde kitaplara baktım. Deniyor ki Atatürk her kitabı çok dikkatli okur, çizer, not alır, bilmem ne yapar. Çok değişik yerlerden orada kalmış kitaplarının hep çoğunu çıkarttım, baktım, gördüm gerçekten. Altları çizili satırlar, yanlarına işte soru işareti, ünlem işareti var, çarpılar var. İşte yanına küçük notlar düşülmüş. Yani bu okuma hızıyla belki 10 evet. fakülte bitirmiş bir kültür adamı haline geliyor. Kendime daha çok ne ekleyebilirimin öyle savaşını ki, vermiş yani herhalde. Yani bir devleti, bir milleti yönetmek istiyorsanız elbette çok şey bilmek zorundasınız. Evet. Eğitim bölümünde, eğitim döneminizde edindiğiniz bilgilerle bir milleti yönetmeye kalkarsanız bu başarılı olunmuyor. Bir, o yalın katlık atılmıyor. Diplomayla elde edilen bilgiden daha farklı bir genel kültür bilgisine, genel bir yaşama görgüsüne, evet. bir insanı yüceltecek bir bilgi birikimine ihtiyaç var. Bu okunarak elde edilir. Bu okunarak elde edilir. Bizim tarihimizde en çok okuyan insanlardan birinin Atatürk olduğunu görüyoruz. İsmet Paşa 80 yaşındaydı. Haftada her gün bir gazete, haftada bir dergi, ayda bir kitap diye kendi programını açıklamıştı. Ben bunu kendi öğrencilerime sık sık tekrar ediyorum. Ederdim. Yani her gün bir gazete hiç olmazsa, tabii. haftada bir dergi hiç olmazsa, ayda bir kitap hiç olmazsa. Bunları okumazsanız diplomanın insandan silemediği bir ilkellik vardır. Hamlık, o kalır geride. Onu sanata benzer, sanata yakın hobiler, uğraşlar, bilgiler silebiliyor ancak. Yoksa böyle dümdüz bir insan oluyorsunuz. Yalın kat, düz ayak bir insan oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Peki, yine dönelim Atatürk'e. Tamam. Şimdi Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliye üyesi ve başkanı seçilir. Yani milli mücadelenin Sivas Kongresi ile liderliğine gelmiştir. Erzurum'da da gelmişti ama Sivas bunu tescilledi. Çok çok güçlendirmişti. Şimdi Sivas Anadolu'nun ortasında önemli bir il. Halkı milli mücadeleyi destekliyor. Desteklememesi hainlik demek zaten. Yani desteklememek söz konusu değil. Vatana ihanet, başka bir şey yani olmaz. Onun için destekleniyor tabii. zaten. Bunun karşısında bir iki yönetici var ki diyelim Ankara Valisi o zaman işte Muhittin Paşa desteklemiyor. İstanbul'a bağlı olmanın meşruluk olduğuna inanıyor. Sivas Kongresi sırasında İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'ni dağıtmak, yasaklamak, olmazsa bastırmak Ali Galip diye bir adamı kullanıyor. Evet. Ali Galip de tehlikeli bir adam. Askerden gelmiş ama böyle karışık günlerde patron seçmek zordur. Bu ancak insanın yüreğinin ve beyninin sesine evet. uyması gerekir. O hem yüreğini hem beynini çalıştırmamış olanlardan biri Ali Galip Bey. Öyle diyelim. O işte Sivas Kongresi'ni gelecek basacak, Atatürk'ü tutuklayacak, İstanbul'a götürecek, şöyle olacak, böyle olacak. İstanbul hükümetinin ve Ali Galip'in bu hayallere kapılması hem İstanbul hükümetinin hem kullandığı adamların akılsızlığını gösterir. Olmayacak şeylere inandırıyorlar. O, o akılda bir devletin ne yönetimi mümkündür ne ayakta kalması mümkündür. Mümkün olmadığını da tarih çok acı bir şekilde de göstermiştir. Şimdi Türkiye'deki her siyasi milli mücadeleyi mutlaka bilmelidir ki buradan ders çıkarabilsin. Yani ibret almazsa hakikaten tarih tekerrür ediyor. Evet. Çünkü insan hayatının milyonlarca ihtimalden oluşan bir kombinezonu yok. 5-10 ihtimal arasında dönüp duruyor. Olumsuzun gelmesini engellemenin yolu tarihten ders almak. Tamam. Onun için ben hepsi benden daha genç olan Türkiye'yi yönetmeye teşebbüs eden yönetmekte olan, yönetecek olanlara diyorum ki tarihinizi öğrenin, oradan dert çıkarın. Tarih bilmezseniz bugünü okuyamıyorsunuz, yarını görüp kestiremiyorsunuz. Tarih onun için yani bir hayat memat bilgisi. Aynı şeyler her an, her gün, herkes de olabilir. Hayat memat bilgisidir. Tabii. Sıradan bir bilgi değildir. Yani benim de tarihim hakkında biraz bilgim olsun, işte onu okur, heyecanlanır. Roman okur gibi. Ondan alacağım keyifle, işte zaferimle gurur duyarım. Acı kısımlarını da atlarım ya da ona bakar, hay Allah niye böyle yaptık der, geçer giderim diye okunmaz tarih. Evet. Tarih hayat memat meselesidir. Bütün
insanlığın önüne çıkmış büyük devlet adamlarının hepsinin tarih kültürünün çok yüksek olduğunu görüyorum. Bir özellikleri daha var bu insanların, sanata çok büyük saygıları. Yani insanı insan yapan şey sanat. Evet, gelelim Mustafa Kemal Paşa'ya. Mustafa Kemal Paşa Sivas'taki kongrenin seçtiği temsil heyetinin başkanı olarak bütün bu yangın, bu küçük çoban ateşlerini birleştirmek, müdafaa-i hukuk çatısı altında toplamak, milli mücadeleyi bir merkezden yönetmek üzere Ankara'ya gelmeye karar veriyor ve Sivas'tan hareketle Ankara'ya geliyorlar. Gelirken bunların cebinde para yok, evvela onu bilelim. Nereden paraları olacak? Ankara'nın ilk günlerinde işte bayağı böyle yemek konusunda sıkıntı çekmeye, artık düşünmeye, paralarını yetmeye tabii başlamadıkları zaman Ankara müftüsü rahmetli Rıfat Börekçi bir çıkın içinde Ankaralılardan topladığı işte böyle bozuk paralardan dolu bir 1.000 lirayı getirir bırakır. Çok da bu can kurtarıcı olmuştur. Ne kadar gurur duyulacak bir şey. Evet. Şimdi Türk halkını şimdi gösterdi. Ankara halkı Çanakkale dolayısıyla tanıdığı, Erzurum ve Sivas kongreleri dolayısıyla bu daha çok tanıdığı Mustafa Kemal Paşa'yı işte dikmen sırtlarında çok büyük bir törenle karşılar. Yakından Ankara, görmek için, evet, dokunmak için tabii savaşmışlar hep o dönemde. Ankara milli mücadelenin hem karargahı hem kalpgahı ve haklı olarak da başkenti olmuştu. Ankara halkının milli mücadeleyi yöneten bu büyük kadronun karşısında olması, meclise kucağını açması, bu mücadeleyi destekliyor olmasının milli mücadele bakımından çok büyük önemi vardı. Onun için Türkiye Cumhuriyeti herkese minnettar olduğu gibi ama Ankara'ya da özel bir minneti vardır. Çünkü Ankara'da çok özel huzur içinde çalışılmıştır. Güven içinde çalışılmıştır. Bunu sağlayan Ankara halkının bu davaya sadakatidir, verdiği destektir. Ankara'ya geliniyor. İşte bu sıralarda Osmanlı Meclisi padişah tarafından kapatılmış, belki de en gerekli olduğu anda milletten kopmuş. O nedenle de bütün hükümetler padişah hükümeti diye hukuken anılabilir. Padişah kabul ediyor, padişah kuruyor, padişah azlediyor. Peki o dönemde denetim diye bir şey söz konusu değil. Basın sansür altında. Üstelik de çifte sansür var. Hem Osmanlı sansürü var, hem işgal sansürü var. Sonra ikisi birleştiriliyor. Çift katlı bir sansür olarak geliyor. Onun için İstanbul'daki hükümetlerin padişahtan kopup yaptıkları işleri kendi başlarına yapıyorlar. Padişah da meşrutiyet ilkelerine uyarak efendim bunlara karışmıyor demek, İstanbul'daki o zamanki yönetimi hiç bilmiyor olmak demektir. Tabii. Beni çok üzen bir şey var. Yani milli mücadele hakkında, İstanbul hakkında, Ankara hakkında genel olarak konuşan yazanların bu büyük olayın bir cephesini, ona ait birkaç belgeyi ele geçirip onun oradan yola çıkarak hüküm vermeleri bizim gençlerimizi yanılttı. O yüzdendir ki biz tarihsiz bir gençlik yarattık. Son 30 yıldır Türk gençleri Türk tarihini bilmiyor. Neyi biliyor? Genel olarak Osmanlı tarihini biliyor, çok genel olarak Avrupa tarihini biliyor. Yakın tarihimizi kalın çizgilerle biliyor, milli mücadeleyi ayrıntılarını bilmiyor. Nerede ne savaş oldu, hangi tarihte ne oldu? Ruhunu hiç bilmiyor. Bu yarım yamalak bilgiyle milli bilinç oluşmaz, tarih bilinci oluşmaz. Oluşmadığının da örnekleri çok ama bu çocuklarımız bunları bilmiyor diye çocuklarımızı bizim eleştirmeye hakkımız yoktur, haksızlık yaparız. Kusur bizim. Doğru. Evet. Sanıyorum ki süremiz bitti. Senin yüzünden ben onu anlıyorum. Var mı daha? Birazcık daha kullanabiliriz. Ben o dönemde şeyi merak ediyorum. Osmanlı'da, İstanbul'da İstanbulluların Mustafa Kemal'e tavrını, Mustafa Kemal Paşa'ya tavrını. Şimdi Erzurum Kongresi'nin, Sivas Kongresi'nin İstanbul basınına bütünüyle ve eksiksiz yansıdığı belki düşünülemez. Ankara'ya geldikten sonra bu daha çok oraya haber gitmeye başlıyor. İstanbul'da milli mücadeleyi destekleyen çok namuslu bir basın kadrosu var. Çok cesur gazeteciler var. Başları zaman zaman belaya da girse bu davadan,
bu davadan geri kalmıyorlar. Uygu bir dille yazılıyor. Sansür bunların sayfalarını umumiyetle kesiyor. Beyaz çıkıyor gazetelerin bir takım bölümleri. Ama halk işgalcileri görüyor. İşgalcilerin hoyratlığını görüyor. Azınlıklara verdikleri desteği görüyor. Azınlıkların şımarıklığını görüyor. Yani bayrağını, istiklalini, devletini yitirmiş olmanın yarı yarıya yaşamaktalar orada. İstanbul hükümetinin bütün bunların karşısında uşak gibi durduğunu görüyor. Yani damat Ferid'i görüyor, onların bakanlarını görüyor, açıklamalarını görüyor. Yıldız'a çekilip hiç halkla ilişkisi olmayan bu binlerce insan boğazlanırken Ege'de hiçbirine protesto etmeyen, halkının hiçbir acısına ortak olmayan, yani milleti yaşasın diye ölen insanların hiçbirine rahmetle anmayan bir hükümdarı var. Onu da görüyor. Nitekim cuma günleri selamlık törenine halktan hiç kimse katılmıyor. İstanbul'un padişaha, hükümete tavrı budur. Uyanık İstanbul halkının çok büyük bir çoğunluğu yüzünü Ankara'ya, yani istiklale, onura döner ve çok büyük bir sessizlik, sadelik içinde ama çok büyük bir güçle de milli mücadele ideallerini destekler. İstanbul halkı bundan sonra artık direnişe geçecek herhalde. Bütün halk milli mücadele ruhuyla başlayacaklar kendini göstermeye. Evet. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bugün de bizi gene tarihin tozlu sayfalarına götürdünüz.